Bugün 10 Ekim günlerden çarşamba, ajandayla karşınızdayız efendim. Ben Eda Acabul. 2. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali sanatseverlere kapılarını açıyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla dünyada ilk kez Mersin'de gerçekleşen etkinlik, bu yıl 19 ülkeden 100'ü aşkın sanatçıyı Mersin'de ağırlayacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bilim Ulaşım tarafından düzenlenen etkinlik, bu yıl Aşık Veysel'in anısına Karanlıktan Aydınlığa sloganıyla hayata geçiriliyor. 2. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali sanatseverlere kapılarını açıyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla dünyada ilk kez Mersin'de gerçekleşen etkinlik, bu yıl 19 ülkeden 150'yi aşkın sanatçıyı Mersin'de konuk edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği, Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bilim Ulaşım AŞ tarafından düzenlenen etkinlik, bu yıl Aşık Veysel'in anısına Karanlıktan Aydınlığa sloganıyla hayata geçiriliyor. Mersin'i engelsiz kent yapma yolunda şehrin tüm hayat alanları ve altyapılarını engellilerin kent hayatına dahil olabilme fikri doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarıyla dünyanın 3, Türkiye'nin ilki olarak Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi taraf devletler toplantısında Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi ödülünü aldı. Yine aynı şekilde bu çalışmaları doğrultusunda Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü'ne Mersin layık görüldü. Şehrin fiziki yapısındaki engellilere yönelik çalışmalarını sosyo-kültürel hayata da yansıtarak devam ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu alanda engellileri destekleyen, onların hayatına dikkat çeken birçok farkındalık projelerine de imza attı. Bu düşünceler doğrultusunda geçen yıl dünyada bir ilk olan Engelsiz Sanat Festivali başlatıldı. Festivali uluslararası boyuta taşıyarak, dünya engelsiz kentler arasında sanatla sesini duyurarak bir anlamda Mersin'in uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlandı. Sanatın birçok dalında gerçekleştirilecek olan etkinliklerle hem Mersin'de sanat dolu 4 gün yaşanacak hem de engelleri aşmak adına farkındalık oluşturulacak. Engin mavilikleri, güneşin batışını, ormanları, kuşları göremeyebilirsiniz. Müziği, kuşların cıvıltısını, arabaları, çocukları, akan suyun, rüzgarın sesini duyamayabiliriz. Çiçeklere, ağaçlara, insanlara, hayvanlara ya da herhangi bir enstrümana dokunamayabiliriz. Taşlı taşsız yollara, caddelere, çimenlere basamayabiliriz. Sessiz kelimelerle konuşamayabiliriz. Fakat anlatabiliriz. Görmeden, duymadan, hareket etmeden, dokunmadan, konuşmadan içimizdekileri yaşatabiliriz. Sanat engel tanımaz. 11-14 Ekim tarihleri arasında 19 ülkeden yüzlerce sanatçının katıldığı Mersin Engelsiz Sanat Festivali'nde buluşalım. Tarsus ilçesinde şahin avlayan Suri uyruklu 3 kişi yakalandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yırtıcı kuş şahin avlayan 3 Suriye uyruklu kişi yakalandı. Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu kendilerine gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleriyle birlikte Tarsus ilçesine bağlı Baharlı Mahallesi kırsalında yapmış oldukları çalışmada Suriye uyruklu 3 şahsı yasa dışı şekilde yırtıcı kuş avlarken suçüstü yakaladı. Şahinlerin gözlerinin yapıştırıcı madde ve telle dikilerek kapatıldığı tespit edildi ve yırtıcı kuşlara tedavi edilmek üzere el konuldu. Motorlarında bunlar var. Bu tuzaklar var. İnceleyelim, ikinci motora geçelim. İkinci motorda da aynı şekilde böyle tuzaklar var. Ama tuzaklara baktığımızda burada da güvercinler var. Aynı şekilde güvercinler burada da var. Ülkemizde bu kuşları yakalamak yasak. Siz niye yakalıyorsunuz bu kuşları bizim ülkemizde? Bilmen abi, vallahi bilmen. Bilmen, Türk bilmen. Kaç gündür buraya geliyorsunuz? Kaç gündür? Bir haftadır mı?
Bir hafta. Bir haftadır buraya geliyorsunuz. Bir haftadır burada doğadaki kuşları yakalıyorsunuz. Bilmen yasak yani, bilmen. Bilmiyorsunuz. Bilmeni valla, ne bir yasak, abi, bilmen. Bilmen yasak, valla bilmen yasak. Ben aynı Suriye, bilmen ben yasak. Ben aynı Suriye yani. Aynı Suriye. Yasak ama yasak Türkiye, bak, Türkiye'de Suriye, bu yasak. Tamam yasak. Suriye yok yasak. Yani, yok yasak. Şimdi, tamam yok, yok yasak. Yasak. Benim görmem lazım gözlerini. Gözlerini de yapmışlar. Niye? Ne hakla? Fahri Av müfettişi Dokucu, maalesef yine görmek istemediğimiz sahnelerle karşılaştık. Bizlerin amacı ülkemizin değerlerine sahip çıkmaktır. Ülkemizde misafir olarak kalanların ülkemizin kurallarına uymalarını istiyoruz. Şahıslar hakkında gerekli 4915 sayılı kara avcılığı kapsamında idari yaptırım tutanağı düzenledik ve Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Özlem Kökçü'ye teslim ettik. Olayda yaralı halde bulduğumuz kuşları ise daha önce yaptığımız gibi tedavisi yapılıp doğaya geri bırakmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvanat Bahçesi görevli veterinerlerine teslim ettik. Vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendirmeye devam edeceğiz dedi. Ama çanma bir hayat tefrit onun. Hayır hayır çıkarma öyle kalsın. Musik. Elleme onları bırak. Elleme. Öyle kalsın. Şimdi biz sizin gözünüzü diksek olur mu? Bırak diyorum sana. Bırak veteriner çıkartacak. He? Biz sizin gözünüzü diksek olur mu? Gözünüzü diksek. İğne ipik getirsek şimdi gözünüzü diksek olur mu? He? Mersin'de bir ihbarı değerlendirerek günlük kiralık eve baskın yapan polis fuhuş yaptırdığı kızı 20 yaşındaki ağaya gözaltına aldı. Emniyete mağdur olarak ifade veren genç kadın serbest kalırken adliyeye sevk edilen annesi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de bir ihbarı değerlendirerek günlük kiralık eve baskın yapan polis AA ile fuhuş yaptırdığı öz kızı 20 yaşındaki AA'yı gözaltına aldı. Emniyette mağdur olarak ifade veren genç kız serbest kalırken adliyeye sevk edilen annesi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhşa yer ve imkan sağlamak suçuna yönelik çalışmalarını devam ettiren Mersin Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mezitli Çiftliköy Mahallesi Şakirson Caddesi'ndeki günlük kiraya verilen dairede AA'nın kızı AA'ya zorla fuhuş yaptırdığı iddiasını öğrendi. Adresi takibi alan ekipler evden çıkan OA'yı yakaladı. İfadesi alınan OA, internetteki escort sitesinden iletişime geçtiği Sinem Takma adlı kadınla 100 TL karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi. Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler anne kızı gözaltına aldı. Mağdur olarak ifade veren genç kız emniyetten serbest bırakılırken annesi ise adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden anne AA çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de bir tırın gizli bölmesine yerleştirilen 5 kilo esrar dedektör köpeği tarafından bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin girişinde yaptığı kontroller esnasında Doğu illerinden geldiği tespit edilen bir tırı durdurarak arama yaptı. Dedektör köpeğinin de katıldığı aramada tırın içerisindeki gizli bölümde 5 kilo esrar bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Mersin'de bir tırın gizli bölmesinde 5 kilo esrar bulundu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin girişinde yapmış olduğu kontroller esnasında bir tırı durdurarak arama yaptı. Dedektör köpeğinin de katıldığı aramada tırın içerisindeki gizli bölmede 5 kilo esrar bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken drone'a yakalanan 4 balıkçı teknesine 55.207 lira para cezası kesildi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler Berdan Çayı ile Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler drone destekli kontrollerini sıklaştırdı. Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken drone'la yakalanan 4 balıkçı teknesine 55.207 lira para cezası kesildi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler Berdan Çayı ile Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığının bilgisine ulaştı. Bu konuda çalışma başlatan ekipler drone destekli kontrollerini sıkılaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 balıkçı teknesini belirleyen ekipler yasa dışı avcılık yaptıkları için teknelere toplam 55.207 lira para cezası kesti. Ayrıca Misina'dan yapılan ve Hayalet Ağ olarak bilinen 200 metrelik tuzak ağda el konuldu. Yasa dışı avcılığa yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi. Mersin'de 2 yıl önce milyonda bir görünen molibden kofaktör eksikliğiyle dünyaya gelen Ceylin Berayit, tedavisi mümkün olmayan hastalığı nedeniyle ölümü bekliyor. Hiçbir şekilde hareket edemeyen, konuşamayan ve bir şey yiyip içemeyen Ceylin, görenlerin yüreklerini burkuyor. Mersin'de 2 Kasım 2016 yılında milyonda bir görülen molibden kofaktör eksikliğiyle dünyaya gelen 2 yaşındaki Ceylin Berayit, tedavisi mümkün olmayan hastalığı nedeniyle ölümü bekliyor. Hiçbir şekilde hareket edemeyen, konuşamayan ve ağızdan bir şey yiyip içemeyen Ceylin, görenlerin yüreklerini burkuyor. Minik Ceylin tedavi olabilmek için yardım bekliyor. Kızıma hamile kaldım Şubat aylarında. Daha sonra doktora gittim. Haliyle doktor ikili üçlü testlerde sıkıntı olduğunu söyledi bize. Şey dedi, Down sendromu olma riskinin yüksek olduğunu söyledi. Biz de Adana Balcalı Hastanesi'nde amniyosentez yaptırdık. Amniyosentez sonucu herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Her şey temiz çıktı test sonuçlarımız. Ben 38. haftada, hamileliğim 38. haftasında evde baş dönmesiyle ayağa kalktım, tekrar düştüm. İlk nöbeti evde geçirdim. İkinci nöbeti de doktor muayene esnasında geçirdiğimi söyledi. Ondan sonra hemen çocuğu alıyorlar sezeryanla. Kızım da yoğun bakımdaydı oksijensiz kaldığından dolayı. Daha sonra doktor dedi ki çocuk da nöbet geçirmiş 16-17 günlükken nöbet geçirmiş. İlk nöbetini hastanede geçirmiş yoğun bakımda. Doktor şüphelendi 20. günlerde falan. Doktor şüphelendi. Dedi ki çocuğunuzda ürik asit değerlerinin çok düşük olduğunu söyledi bize. Dedi böyle bir rahatsızlıktan şüpheleniyorum dedi. Molibden kofaktör rahatsızlığından şüpheleniyorum dedi. Bu da dedi çok ciddi bir rahatsızlık dedi. Ölümcül dedi. Eşim de ben de taşıyıcı çıktık. Hastalığın taşıyıcısı çıktık. Kızım bu hastalığın 3 evresi olduğunu söylediler. A'sı, B'si ve C'si. Kızım şu an en hafif geçireni. Daha sonra doktor dedi herhangi bir şey hastaneye falan gitmenize gerek yok. Bunun sonu ölüm dedi yani. Bunu çocuk için fazla uğraşmaya gerek yok, masrafa gerek yok dedi. Ben de dedim hani ben elimden geleni yapmak istiyorum dedim kızım için. Daha sonra Gazi Üniversitesi'ne götürdüm. Doktor bey dedi ki hani kızınız hani sizin bu çocuğunuz tedaviye cevap verebilir dedi. O arada kızım zaten boynunu falan hafif titriyordu. Biberonla falan besleyebiliyordum. Biberonla besliyordum. Şu anda besleyemiyorum. Pekle besliyorum. Yemesi, yutması kayboldu. 15-20 dakika bir nöbet geçirmeye başladı. İlk başlarda 3. 4. ayda hiçbir sıkıntımız yoktu. Daha sonra nöbet geçirmeye başladı. Doktor dedi yurt dışını aradı. Sadece 24 günlükte tedavisi olduğunu söylediler. 24 günü de biz zaten hastanede haliyle aşmıştı günümüz. Milyonda bir görülen bir rahatsızlık olduğunu söylediler. İnternetten araştırdım. Türkiye genelinde çok fazla hastaya ulaştım. Çoğu ikinci ayında, üçüncü ayında ölen çocuklar var, aileler var. 3,5 yaşında yaşayan ölen arkadaşım oldu. 3,5 yaşında ölen arkadaşım var. Şu anda 3 yaşında olan arkadaşımın çocuğu da var. İşte 2,5, 3. En fazla yaşayan 7 yaşına kadar yaşamış. O da bitkisel hayatı gibi yaşıyor yani. Maddi manevi, hani tıp dünyasından yardım bekliyorum. Devletimizin bu hastalığa hani el atmasını istiyorum. Doktorumuz var. O da dedi şu anda 4 tane hamile
dedi bana dedi bu hastalıktan dedi. Onlar da... Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Beril Dönmez evinde ölü bulundu. Dönmez'in cenazesi üniversitedeki törenin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderildi. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Beril Dönmez evinde ölü bulundu. Dönmez'in cenazesi üniversitedeki törenin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderildi. Kent merkezindeki Çiftlikköy mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Beril Dönmez'den haber alamayan öğretim görevlisi arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri çilingir aracılığıyla girdikleri evde Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ön incelemenin ardından cenaze aracıyla şehir hastanesi morguna kaldırılan Dönmez'in cansız bedeni daha sonra otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. Otopsi incelemesinin ardından Dönmez için Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde tabutunun üzerinde cübbesinin örtüldüğü tören düzenlendi. Törene rektör yardımcıları Profesör Doktor Erol Yaşar, Profesör Doktor Ali Kaya, Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kemal Birdir, Genel Sekreter Vedat Güngör, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrencilerle aile yakınları katıldı. Burada duaların okunmasının ardından Dönmez'in cenazesi defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderildi. Bekar olduğu öğrenilen Dönmez'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç öğretim görevlisinin ölüm nedeni yapılan otopsinin raporlanması sonucunda netlik kazanacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.